Merhabalar sevgili Oğlak Burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 15 Nisan haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz ve hemen arkasından tarotlardan destek alacağız, öngörü alacağız. Bakalım onlar bize neler söyleyecek. Şimdi sevgili Oğlaklar, Pazartesi ve Salı günü gündeminiz biraz daha evliliğiniz, partneriniz, eşiniz, daha böyle evliliğinize sahip çıkma, evliliğinizi koruma, partnerinize sahip çıkma, partnerinizi biraz daha üzerine düşme, biraz daha burada ona destek verme, onun çevresiyle ilgilenmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Hatta onun kariyer hayatıyla alakalı destekler verebileceğiniz bir güne başlıyorsunuz diyebilirim. Daha çok evlilik ve partner ilişki odaklı olacağınız bir haftaya geçiş yapıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken durum ise burada yaşadığınız yerle alakalı biraz gerginlik olabilir. Biraz böyle evde tadilatlar sorun çıkabilir. Evde keyfiniz kaçabilir. Evde biraz böyle canınız evde çıkacak olan bir tadilat durumu ya da evde çıkacak olan bir tartışma biraz canınızı sıkabilir diyorum sizin için. Hafta ortasına geldiğimizde biraz daha yine finansal konular gündemde olacak. Özellikle de evliyseniz yine eşinizin finansal konularıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Destek görebilirsiniz ya da burada bir borç alacak verecek ödeme konularına yönelebilirsiniz. Kredi ile ilgili, bankayla alakalı bir hak edişle alakalı bir durumla da ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir diyorum sizin için. Aynı zamanda yine bu hafta başında evde yaşanacak olan bu sorunların da giderileceği bir durum söz konusu gibi görünüyor. Biraz daha iyileştirmeye doğru yönelecek gibi bir süreç söz konusu. Hafta sonu sevgili arkadaşlar, Güneş Boğa burcuna geçiş yapacak. Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle de sizin hayatınızda yeni bir aşk, yeni bir ilişki, yeni bir flört edeceğiniz bir durum, yeni bir keyif aldığınız bir konuya yönelmek, yeni bir hobi edinmek, bir çocuk sahibi olmak, çocuğunuz var ise çocuğunuzun hayatında gelişecek olan yeni bir gelişme, yine çocuğunuzun hayatında gelişecek olan durumla ilgili şans ve fırsatlar yakalamak. Yani çocukluk, çocuklar, çocuğunuz bu konularla ilgili güzel gelişmelerin, yeni başlangıçların, bu konularla uğraşacağınız ve bu konularla ilgili enerjinizi tüketeceğiniz durumlar söz konusu. Bazılarınız ise çocuğu olmayanlar ise aşk hayatıyla da ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Şehir dışı bağlantılı konularınız gündemde. Seyahate çıkabilir, seyahat edebilir, yurt dışına çıkabilir, yurt dışına seyahate çıkabilirsiniz. Bir eğitim almak, bir eğitime gitmek, bir yabancı dil öğrenmek gibi süreçlerin de söz konusu olması mümkün diyebilirim sizin için sevgili Oğlak Burcu. Bazılarınızın ise taşınma ile ilgili gündemi de olabilir. Biraz böyle taşınmak zorunda kalmanız gibi süreçlerden de geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu aşk hayatınızla ilgili, çocuklarla ilgili konularla ilgili tekrar saymayacağım aynı konuları. Bu alanla ilgili aniden gelişecek sürpriz olaylar, aniden gelişecek beklemediğiniz durumda gelişecek olan sürpriz gelişmeler, durumlar, haberler, dönüşümler söz konusu olacak sizin hayatınızda. Siz sevgili yükselen Oğlak Burcu için sevgili arkadaşlar. Çünkü hafta sonu gerçekleşecek olan bir Jüpiter-Uranüs kavuşumu var. Bu kavuşum sizin aşk evinizde gerçekleşiyor ve çocuk evinizde gerçekleşiyor. Kimileriniz dediğim gibi çocuk sahibi olabilir. Kimileriniz de dediğim gibi yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye başlama sürecinden geçebilirsiniz. Sevgili Oğlak Burcu diyebilirim sizin adınıza. Ve geldik tarota. Oğlak Burcu 15 Nisan haftası diyoruz Oğlak Burçlarına. 15 Nisan haftası Oğlak Burcu. Kart kendi geldi.
Güçlüyüz, otoriteriz. O dediğim dedik enerjiler hakim. Bazılarınızın ise devletle ilgili işleri söz konusu gibi görünüyor bu hafta. Evet, size gelecek olan biri var sevgili arkadaşlar, sevgili Oğlak Burcu. Geçmişte tanıdığınız biri tekrar size duygularını açmak, tekrar sizinle görüşme isteği, tekrar sizinle barışma isteği söz konusu gibi görünüyor. Kendi kabuğunuza çekilmek, içinizde bazı sorgulamalar yapmak, eleştirmek, mantık ve duygularda aynı noktada buluşma çabanız hakim olabilir. İrdeliyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Yani bu gelen bir teklif olabilir, gelen bir kişi olabilir, gelen duygusal bir mesaj olabilir ama bu durum sizi biraz böyle düşündürecek gibi görünüyor. Yani bu durumu zaten çok tecrübe etmişsiniz. Aynı şeyi tekrar yaşamaya gerek var mı gibi de düşündüğünüz bir durum söz konusu. Ama yeni başlangıcınız var. Sanki bu gelen kişiyi kabul etme ya da bu gelen kişi ya da bu teklifi tekrar kabul etme, tekrar eyleme geçme, tekrar şans ve fırsatı yakalama gibi süreçler söz konusu olacaktır. Sizin hayatınızda aşıklar kartıyla da desteklendiğiniz bir hafta. Aşk enerjisi hakim sevgili Oğlak Burcu. Hayatınıza yeni biri giriyor ama bu yeni biri geçmişten gelen biri de olabilir. Bu kişiye şans verme de olabilir. Siz sevgili Oğlak Burcu için. Bazılarınız için yeni biri, bazılarınız için geçmişten gelen biri, tanıdığınız biri. Her ne kadar kararsızlık yaşasanız da, her ne kadar ikilem yaşasanız da, her ne kadar önünüzü göremeseniz de yol ayrımına geldiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Aşk enerjisi de hakim olacak sevgili Oğlak Burcu için. Sadece Oğlaklar biraz daha yani şöyle düşünüyorsunuz. Ben denenmişi denemeli miyim düşünceniz hakim gibi. Yine aynı şeyleri yaşama ihtimaliniz var gibi. Ya da bu kişiyi olduğu gibi kabul etmem gerekiyor. Ben bu yola giriyorsam bu kişi yine aynı şeyleri tekrar yaşatacak ya da aynı şeyleri tekrar yaşayacağım gibi yaşatacağız da olabilir birbirinize gibi süreçler söz konusu gibi görünüyor sizin hayatınızda. Evet sevgili Oğlak Burcu, yol ayrımına gelmişsiniz. Kendi yolunuzu çizdiğiniz, kendi yolunuza gittiğiniz ve artık hangi yöne doğru gideceğinizle ilgili karar vereceğiniz bir hafta. Yeni başlangıçlar var, yeni fırsatlar var, yeni şanslar var. Bu fırsatı değerlendirmek var. Aşk enerjisi de hakim. Aynı zamanda her ne kadar ikilemde yaşasanız, siz hangi yola doğru gideceğinizi de biliyorsunuz ya da bazılarınız da iki kişi arasında kalma, iki durum arasında kalma gibi süreçlerden de geçebilir diyorum sizin adınıza sevgili Oğlak burçları. Evet sevgili arkadaşlar, sizler için de söyleyeceklerimiz böyleydi. O zaman üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.